Bu hafta magazin köşemizi bir efsaneye ayırdık. Opel'in efsane Manta modeli 50 yaşında. Manta A ve Manta B olarak iki nesliyle 1 milyon adetten fazla üretilmiş. Bu model, ilk olarak ismine uygun bir konum olan Baltık Denizi kıyısında 1970 yılında dünyaya tanıtıldı. Opel Manta ismini hızlı ve dinamik yapıdaki sportif yapısıyla karakterini en iyi şekilde yansıtan Mobila ailesi, Vatozlara mensup bir balık cinsinden alıyor. Opel'in tasarımcıları, Manta modelinin logosunu deniz araştırmacılarından esinlenerek adını aldığı bu balığın formatında tasarladılar. Manta'nın hikayesi 1969 yılında başladı. Hayvan isimleri o yılların ruhuna çok uygundu. ABD pazarında Ford Mustang ve Corvette Stingray gibi son derece başarılı örnekler vardı. Aslında Manta'da benzer ruh ve karakteristiğe sahip bir Avrupalı otomobildi. Tasarımcı Gallien, Paris'e gittiğinde saatlerce Cousteau'nun denizaltı fotoğraflarını incelemiş, en sonunda parlak gökyüzüne karşı alttan dev bir mantanın muhteşem fotoğrafı dikkatini çekmiş ve Opel Manta bu fotoğrafla birlikte kimliğine kavuşmuş. Böylece ön çamurluklara efsanevi krom kaplama logo eklenmiş. Marka için tamamen yeni sularda yelken açmak anlamına gelen sportif kupe Manta, Eylül 1970'te tanıtıldı. Manta, yeni, şık, sportif ve dönemin ruhuna çok uygun bir otomobil. Tasarım olarak çekici, sürüş olarak sportif ama aile içinde günlük kullanıma uygun bir kupe otomobil. Manta satışa sunulduğu ilk yılda sadece Almanya'da 56.200 adet satarak toplamda 498.553 adetlik bir üretim performansına imza attı. 1974 yılında satışa sunulan ve ürün gamının tepe noktasını oluşturan Manta GTE ise krom detaylar yerine mat siyah detaylarla yollara çıktı. Nisan 1975'te Manta B satışa sunulmadan önce son özel versiyon olarak Manta Black Magic satışa sunulmuştu. Lansmandan sadece 5 yıl sonra 1975 yılında Manta B ikinci nesil olarak sahneye çıktı. İki ayrı versiyona sahipti. Biri kupe gövde tipindeyken, diğeri hatchback görünümlü kombi kupe CC'ydi. Manta B, Opel'in değişim görmeden en uzun süre üretimde kalan modeliydi. 1975 yılının sonbaharında tanıtılan ikinci nesil Manta, 1982 yılında makyajla güncellenerek 1988 yılına kadar üretimde kaldı ve bu süre içerisinde 557.940 adet üretildi. Manta B, tüm üretim hayatı boyunca 4 silindirli motorlarla yollara çıktı. Manta B'nin bir diğer hızlı versiyonu Manta 400 ismiyle 1981 yılında Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtıldı. Manta 400 özel bir versiyondu. Guy Consol ve Alain Lopez, Manta 400 ile 1984 Paris-Dakar rallisini 2 çekişli otomobiller sınıfında kazandılar ve 3 adet 4 çekişli otomobilin arkasından genel klasmanda 4. oldular. Ülkemizde de Ali Bacıoğlu, Metin Çeker ikilisi Opel Kadett'in ardından 4 kez Türkiye ralli şampiyonu oldular. O yıllarda Manta'nın rallilerde özel seyircileri vardı. Power TV ve Power Stage ekibi olarak Manta'nın 50. yılını kutluyoruz. Programımız sıradaki konuyla devam edecek. Bizden ayrılmayın lütfen.